1922 yılında Amerika'da inşa edilen Hayavata 1932 yılından beri Türk sularında. Yıllarca Amerika'dan Türkiye'ye gelen bürokratları ve siyasetçileri İstanbul'la buluşturdu. Tarihin ve İstanbul Boğazı'nın 81 yıllık tanığı Hayavata artık Koç Müzesi'nde sergilenecek. Hayavata Türkiye ile Amerika arasındaki dostluğun simgesi olarak da biliniyor. İstanbul'a gelen çok sayıda konuğa ev sahipliği yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. Başkanı Franklin Roosevelt'in eşi First Lady Eleanor Roosevelt gibi ünlü isimler konukları arasında yer aldı. Yıllarca İstanbul Boğazı'nda salınan Hayavata'nın Türk hayranları da var. Bu Boğaz'ın incisi kabul ettiğimiz Hayavata teknesini ne zaman görsem inşallah bir gün bu tekneye sahip olurum diye düşünürdüm. Başkonsoloslara hep mektup yazardım. Bir gün olur da siz bu tekneden vazgeçerseniz ve satmak isterseniz ben talibim derdim. Rahmi Koç hayalindeki bu tekneyi satın alamasa da sonunda amacına ulaştı. Teklif Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan geldi. Amerikan yapımı teknenin tamamıyla Koç Müzesi'ne bağışlanması için açık artırma yoluna gidilmesi gerekiyordu. Elçilik bunu istemedi. Bu nedenle teknenin sahipliği Amerika'da kaldı ama süresiz olarak Koç Müzesi'nde sergilenmesi için Amerikan Konsolosluğu'yla protokol imzalandı. Ve Hayavata sergilenmek üzere Koç Müzesi koleksiyonu arasında yerini aldı. Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Konsolosu Scott Kinner da tarihi teknenin Koç Müzesi koleksiyonuna katılmasından memnundu. Back to America. I noticed it's a unique and very special.